insanoğlu geçici olduğunu unutuyor. Geçici olduğunu hatırlasa aslında pek bir değer vermez ona. Evet. Geçen birisi bir şey yayınlamıştı. Galiba bizim Mehmet Antil yayınlamıştı herhalde. Eğer bu kadar mal, mülk, madem bunlar seninse neden öte dünyaya alıp götürmüyorsun diye böyle bir soru vardı yani. Hakikaten işte bu mal, mülk ister istemez o mal, mülkü de ayakta tutabilmek için ve hatta onun bir tık ötesine geçebilmek için. Çünkü zamanla o mülke alışıyorsun, gözünü bir yukarıya dikiyorsun. Senden aşağıdakini artık görmek istemiyorsun. Bu böyle oluyor. Yani istisnasız insanların kahır ekseriyetinde bu böyle oluyor. Tabii Allah ile aldatanların şeyi, problemi bu dini felç etti. Bu ülkeyi felç etti. Ve tam coğrafyası dediğimiz coğrafyayı da felç etti. Bakın Saddam'ın ordusuna ki subayların kahır ekseriyetini Keşnizani denen bir tarikattan çıkarak oraya girerlermiş. Şimdi Keşnizani tarikatı da tabii ki aynı bizim FETÖ'nün Amerika'nın kontrolü olduğu gibi orada olduğundan dolayı bu Körfez krizinde tarikatın şeyi diyor ki sizin için hayırlı olan evinize oturmaktır. Bir tanesi çıkıp tek kurşun atmıyor Amerika'ya karşı. Dolayısıyla Allah ile aldatmanın bedeli çok ağır ödedi bunu, bu coğrafya. İşte bunu fanzihiri nedir bile onu düşünmemiz lazım. İnsanları nasıl Allah ile aldatamazlar? O zaman Allah'ın vahyetmiş olduğu orijinal din, yani Kur'an'la insanları karşı karşıya getirmek gerekiyor. Kur'an'ın yöntemleri neyse, Kur'an'ın usulü neyse, onun üzerinden hakikati insanlara anlatmamız gerekiyor. Bu bizim. Yani diğerleri morfin yemiş birçok. Gerçi zamanında biz de onlar gibiydik. Gelenekçiydik, şirkin içine batmıştık. Onlardan bir farkımız yoktu yani. Fakat süreç içerisinde Allah nasip etti. Biz Kur'an'la karşı karşıya geldik. Şimdi var gücümüzle bunu hem kendimiz öğrenip hem de o diğer insanlara bunu aktarmamız lazım. Aksi takdirde ne bu toplumun ne de insanlığın kurtuluşu mümkün değildir. Yani bu toplum zengin olsa bile, uzaya gitse bile, şirk varsa, bu da tatıyorsa, mala gitse, onlara tatıyorsa, hiçbir faydası olmayacak ona hesap günü. Yani hem güçlü olsun, hem tevhid olsun. Hocam bir katkı sunabilir miyim? Estağfurullah, buyurun. Hocam tabii burada insanların birbiriyle olan ilişkileri müminlerin Allah Resulü ile ashabı gibi olmalı. Yani Allah Resulü bir şey vaaz ettiği zaman sahabe soruyordu. Bu vahiy midir yoksa sizin şahsi görüşünüz müdür? Eğer vahiy ise tabii ki itiraz etme durumu söz konusu değil, kabul ediyorlardı. Başka durumda kendileri de fikir beyan ediyordu. Bu konuyla ilgili Bedir Savaşı'nda mevzinin belirlenmesi konusunda sahabenin görüşünün öne çıkmasını misal verebiliriz. Yani sorgulayıcı akıl. Yani muhataplarımızı sürekli yani ortaya konan fikirleri sorgulamak, Kur'an'a arz etmek, vahye arz etmek neticede insanların daha insanları daha ileriye taşıyabilir. Bu şekilde değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Eyvallah. Yani demek ki sahabe Kur'an'ı ölçü almış. Evet. Kur'an'a göre değerlendiriyor. Yani peygamberin davranışını bile Kur'an'a göre hakikate oraya vuruyor. Oradan değerlendiriyor. Biz de öyle yapıyoruz Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Evet. Şimdi 34'e geldik. Bir şey söyleyecek misiniz? 33. ayetle alakalı. 34'ten devam edelim mi? Ali Rıza hocam. Devam edelim hocam, devam edelim. Tamam. Kıyamet saatinin bilgisi şüphesiz Allah'ın katındadır. Yağmuru yağdırıp
rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse de hangi yerde öleceğini bilmez. Hiç şüphesiz Allah bilendir, haberdardır. Şimdi sana soruyorlar, kıyamet ne zaman kopacak diye. Allah'ın Resulü de kıyametin ne zaman kopacağını ben bilmem, Rabbim bilir diyor. Yani Allah biliyor kıyametin ne zaman kopacağını. Şüphesiz Allah'ın katındadır kıyametin kopma anı. Yağmuru yağdırır. Tabii ki yağmuru sebep-sonuç ilişkilerine göre yağdırıyor. Her şeyi bir düzen, bir ölçü içerisinde yağdırıyor. Rahimlerde olanı bilir. Şimdi burada bazıları diyor ki rahimlerde olanı bugün tıp gelişmiş biliyor. Oysa burada rahimlerde olanı bilir ifadesini kullanırken o rahime girmeden de bilir anlamını taşıyor. Yani hangi çocuğun hangi ana rahminde yerleşeceğini de bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yarın bir ayette şöyle diyordu. Allah izin verirse inşallah demeden hiçbir işi yapacağım deme. Çünkü o zamana kadar sana süre verecek, sana yaşam verecek olan Allah'tır. O konuyla ilgili ortamı oluşturacak olan Allah'tır. Ancak Allah izin verirse o ortam bana ulaşırsa, olgunlaşırsa ben o işi yapacağım de anlamında kullanıyorum. Hiç kimse de hangi yerde öleceğini bilmez. Bilir mi? Yani herkes nerede, ne zaman öleceğini hiç bilmez. Anında gidiyor. Anında bir trafik kazasıyla yok oluyor. Anında bir deprem oluyor, yok oluyor. Hiç şüphesiz Allah bilendir, haberdar olandır. Bir kara karıncanın gece hangi ayağının attığını bilir. Kalpten geçenleri ve ertelediklerini bilebilir. Gökten inen bir su damlasını bilebilir. Bir kar damlasını da bilir. Bir dolu tanesi de bilir. Ağaçtan düşecek olan, düşen yaprakların kuru mu yaş olduğunu da bilir. Allah'ın bilmediği hiçbir şey yok. Bunu anlatıyor. Yani Allah olan budur, işte ilah olan budur, Rab olan budur, siz buna ibadet kulluk edin, onun dışındakileri bırakın diyor. Şimdi burada ayetin başında da kıyamet saatinin bilgisi şüphesiz Allah'ın katındadır. Araf suresi 187. ayette de Allah'ın Resulüne son saati soruyorlar, yani kıyamet saatini soruyorlar. Orada da o bilgi Allah'ın katındadır. İnsanların çoğu bunu bilmezler diyor. Ve o size ansızın gelecektir diyor. Şimdi Allah böyle dediği halde geleneksel rivayet kültüründe sürekli işte şunlar şunlar olmadan kıyamet kopmaz. Ümmetim arasında Fırat'la işte şey arasında su yüzünden bir savaş kopmadan kıyamet kopmaz. Buna benzer birçok rivayet getirmişler. Oysa Allah kıyamet saati Allah'ın katındadır. O ansızın gelecektir demesine rağmen Allah'ın peygamberi kalkıp da şöyle olmadan bu olmaz, böyle olmadan bu olmaz. Yani 1500 sene sonra neyin nerelerde ne olacağını nasıl söyleyebilir ki? Mümkün değil. Yani o zaman Kur'an'a ters davranmış olur. Peygamber Kur'an'a ters bir şey söylemeyeceğine göre bu sorun sonunda uydurulmuş rivayetlerin sorunudur. Rivayet problemidir bu. Dolayısıyla birçok konuda sadece kıyametle alakalı değil. Mesela hicim konusunda. İşte Peygamber Efendimiz zina eden bir Yahudi kadına bir şeyi recm etti. Allah zina edene 80 sopa vurur diyor. Yani ölüm şeyi yok. Hatta zinadan vazgeçmezlerse bunu hapse atın diyor. Yani onları sokağa salmayın diyor. Ama onlar öldürdü diyorlar. Dolayısıyla rivayet üzerinden bu kimin mikrofonu açık? Biraz ses geliyor ama. Neyse. Ali babanın gibi aç. Ali babanın. Yok. Yok sadece. Tamam. Neyse.
şüphesiz Allah bilendir, haberdardır. Hocam bir de burada şey var. Hiç kimse de hangi yerde öleceğini bilmez. Hiç kimse yarın ne kazanacağını da bilmez. Buradan bize bu ayet neyin mesajını vermek istiyor? Yani geleceğiniz sizin emin değildir. Ona göre ölümü hesap ederek yaşayın mı diyor bu ayet? Yani burada yarın ne kazanacağını bilmez. Bilir mi? Yani bu bilmeyen şeyleri Allah bilir mesajını veriyor. Yani burada her an insanlar ölebilir. Bak mesela kıyamet ansızın gelebilir ifadesini kullanırken de elbette bir hani bir ayette şöyle diyordu. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yılda ulaşırlar ifadesi kullanıyordu. Oradaki kıyamet bütün insanlar yok olduktan sonra evrenin de yok oluşunu anlatıyor. Ama burada kıyametin ansızın geleceği ifadesini kullanırken de her insan öldü mü kıyameti kopmuş demektir. Yani zaten insan ölünce kıyameti kopuyorsa bütün insanlığın yok oluşu da onun için ne değiştirir yani? O kalkıp uyanacak da onların kıyametin kopuşunu mu seyredecek? Öyle bir şey yok. Her insanın ölünüşü kıyamettir. Bütün kainatın yok olup Allah yeniden bir yaratılışla insanları yaratması da kıyametin kopup ondan sonra yeni bir yaratılışla ahiret yaratmasını yaratması. Evet. Hocam kavramlarla ilgili bir tasnif yaparken son saat ve kıyamet kavramlarını zamanlama olarak önce son saat, yani insanların ve kainatın ölmesi olarak alabiliriz. Kıyameti de kıyam olarak, yani ahirette insanların dirilmesi şeklinde alabilir miyiz? Zaten şimdi kıyam kelimesini yine Kur'an iki anlamda kullanmış. Birisi zulmeden topluma, zulmeden kavimlere, zulmeden iktidarlara karşı ayağa kalkma anlamında. Bir de ritüel namaz olan ibadetlerde ayakta durma anlamında kullanmış. Şimdi zaten kıyameti de yani elbette dünya hayatı bitiyor. Yeni bir yaratılış, ayağa kalkış. Yerden nasıl insanlar bitki gibi bitirildiyse mezarlarından da çıkacaklar diyor Allah. O anlamda diriliş anlamında ayağa kalkma anlamında da anlaşılabilir tabii ki. Evet. Allah razı olsun. Lokman suresi bitirdik. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz başka şeyler varsa buyurun. Saatimiz de zaten 10.30'a doğru geldi. Bugün biraz geç başladık. Biraz daha uzun sürdü. Hocam bu icra ettiğiniz programların günleri ve saatleri, biz Trabzon'da her pazartesi günü saat 19.20 arası program yapıyoruz Zoom üzerinde. Aşağı yukarı iştirak edenler 45-50 arası. Maşallah. Bizim şeyde bu pandemi sürecinden önce Araştırma Kültür Vakfı'nda aşağı yukarı 80-100 kişilik bir ekiple program yapıyoruz. Her meslek grubunda arkadaşımız var. Bu genelde yani Trabzon'un farklı yerlerinde yine bu Kur'an okumaları var. Çeşitli arkadaş grupları arasında. Vakıf neydi abi? Araştırma ve Kültür Vakfı. İlim Yayma Cemiyeti'ne bağlı. Burada iki üniversitenin yurtlarını da aynı zamanda organize ediyor. Trabzon Üniversitesi'nin Sultan Murat Öğrenci Yurdu. Bir de Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Celalettin Öktem Öğrenci Yurtlarını organize ediyor. Biz de acizane oralarda öğrenci arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle zaman zaman program yapıyorduk ama bir senedir işte bu pandemi döneminde böyle bir program yapma imkanımız olmadı. Sadece Zoom üzerinden programlarımıza devam ediyoruz. Biz de 7-8 aydır işte
Skype'ten yapıyoruz. Zoom'u biz de düşünmüştük ama Zoom'un 40 dakikaya bir kapanması da o bizi biraz soğuttu. Evet. Aynen hocam. O kapanıp açılıyor tekrar. Biraz zaman kaybı oluyor. Onun için Skype'de zaten 50 buldu mu 50'ye kadar devam ediyor. Yetiyor o da bize. Eyvallah. Biz her gün yapıyoruz Mehmet Bey kardeşim. Her gün. Evet. Dokun. Her gün. Yarın akşam da devam ediyor. Her zaman. Her gün yapıyoruz. Yani tamam. Hocamız müsait oldukça Kur'an'ı baştan sonra bir Mayıs'a kadar bitirmek istiyoruz. Ondan sonra farklı programlar yapılabilir yani. Ama her gün yapıyoruz. Sizin pazartesi akşam kaçtaydı derseniz şeyde? 19-20 arası hocam. 19'dan 20'ye kadar pazartesi. Evet. Belki müsait olduğumuzda katılırız inşallah. Nasıl peki? Hocam ben size işi organize eden müdür arkadaşımızın telefonunu atarım WhatsApp'tan. Tamam. Onunla kendisine söylerim, o sizi kaydetti. Katılabilirsiniz. Güzel olur. Ankara'dan arkadaşlarımız katılıyor, İstanbul'dan katılanlar oluyor. Bize katılmayı isteriz. Tevfik abi, bizi dışarı yaparsan bize katılmayı isteriz yani. Tabii. Tamam. Müsait duran arkadaşlarımız katılsınlar. Hocam ben size onun bilgisini veririm, arkadaşlarla paylaşırsınız inşallah. Tamam. Ben de bu programlara katılmayı inşallah devam etmeyi düşünüyorum. İnşallah. Faydalı olacağına inanıyorum tabii. Bir tane İnşallah. Bir kavramı öğrenmek, bir ayeti öğrenmek. Eyvallah. Yarın Secde Suresi'nden devam edeceğiz arkadaşlar. Bundan suresi bitti. Bilginiz de olsun. Bir ön okuma yapar gelirsek iyi olur tabii. Secde Suresi. Eyvallah. Allah razı olsun. Mehmet Hocam teşekkür ettik geldiğinizden dolayı. Allah'a emanet olun. Allah cümlemizden hocam. Görüşürüz inşallah. İnşallah. Oldu selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.